وقال صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. أذن أخنون كان يا جايز مؤذن مؤذنين أذن أخيان كيمسنين سويلدي سوزلري تكرار لي جايز أما ولكن حي على الصلاة حي على الفلاح دي زمان ندي جايز لا حول ولا قوة إلا بالله دي جايز Böyle yaptığımız zaman, yani müezzinin söylediği sözleri tekrarlarsa, sonra da biraz önceki okumuş olduğum duayı bir kimse okursa, Allahümme Rabbe hâdihi d-da'veti t-tâmme ve salâtil qâime, âti Muhammeden l-vesîlete vel-fadîle ve ba'athu makâmen mahmûden illezî va'atte, bu duayı okursa, hallet lehu şefaati yevmel kıyâme. Peygamber Efendimizin şefaatini kazanacak olan kimselerden olur. Yani bunları biliyoruz, her gün yaşıyoruz. Ama ezan okunuyor, adam laklakıya devam ediyor. Çene yapıyor. Yo ezan okuyor, söylediklerini tekrarlayacaksın, söyleyeceksin. Niçin kendini bu türlü sevaplardan mahrum ediyorsun? Sevapların bu kadar mı çoktu? Veya konuşacağın bu kadar mı önemlidir? Yani ezan bittikten sonra konuşamaz mısın, anlatamaz mısın? Ama işte şuursuzluk. Şuursuzluktan ileri geliyor veya bilgisizlikten ileri geliyor. Ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem men qara'a harfen min kitâbillâh felehu hasene vel hasenetu bi aşri emtâliha. La akûl elif, lam, mim harf, velâken elif harf, ve lam harf, ve mim harf. Evet. Kur'an-ı Kerim okumak. Her harfi için 10 sevap vardır. Mesela bazı sureler nasıl başlıyor? Elif, lam, mim. Elif, lam, mim, sad. Evet. Elif, lam, mim. Sevabı ne kadardır? 30. Bu kadar. Elif, lam, mim, sad. Sevabı ne kadardır? 40. Kaf, ha, ya, ayn, sad. Kaçtır? Sayın. Bu kadar sevaba bu kadar sevap varken maalesef öyle sevapları kaçırıyoruz ki öyle sevaplardan mahrum ediliyoruz ki farkında bile değiliz maalesef. Son bir hadis daha okuyorum, bitiriyorum. Kâle sallallahu aleyhi ve sellem Elâ unebbi'ukum bi khayri a'malikum ve ezkâhâ inde melikikum ve erfa'ihâ fî derecâtikum وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى قال ذكر الله evet. Altın ve gümüş infak etmekten daha önemli. Allah yolunda cihad etmekten daha önemli. Kafirleri öldürmekten daha önemli. Kafirler tarafından öldürülmekten daha önemli. Size bir ameli öğreteyim mi, anlatayım mı? Kalu bela. Ne dediler? Evet. Nedir o? Zikrullah. Allah'ı zikretmek. Allah'ı anmak. Allah'ı anmak. Demek ki cihad etmekten de, şehit olmaktan da, altın ve gümüş nedir? İnfak etmekten de daha önemlidir. Bu türlü ameller, bu türlü zikirler, bu türlü dualar bizim için çok önemlidir. Sevaplarımız ne kadar çoğalırsa, ne kadar artarsa günahlarımız da o kadar nedir? Azalacaktır inşallah Teala. Allah duyduklarımızla amel eden kullarından eylesin. Amin. Ve cümlemizden de razı olsun. Sallallahu aleyhi ve sellem.